Limited ve Kana Şirketler Grubu'nun sunduğu Bakış Açısı devam ediyor. Evet efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Hasan abicim, efendim siz canım, ki yıllarca Yeni Düzen Gazetesi'ne sorumlusuydunuz, çalıştınız orada. nasıl yapardınız bu spor haberlerini? Biraz ondan bahsedin de hemen telefon bağlantısıyla devam edelim. Burada çok selamlar gönderiyorum buradan. Evet, bizden de selamlar Şükrücüğüm. Şimdi bugün dedik ki spor yazarlığı falan, onu konuşalım. Bu ülkede evet, spor yazarı olmak, bu ülkedeki spor haberlerinin üretilmesi, bu ülkede spor haberlerinin gazetelere yansıması, televizyonlara yansıması veya daha özet bir soru, bu ülkede spor haberi var mı? Beni atladın, Şükrü'ye geçtin. Tamam. Evet, Hasan abiyle sonra konuşuruz. Hep konuşuyoruz zaten, Şükrü sen konuş. İşin şakası tabii ki. Ne dersin Şükrü? Bu konuda senin düşüncelerin neler? Yıllardır spor yazarlığı yapıyorsun, yorumculuk yapıyorsun. Evet, tabii. Şimdi tabii ülkemizin mevcut konumu itibariyle belli branşlarda profesyonelleşme sağlanamıyor. Bunlardan birisi de spor yazarlığı. Şu ana kadar profesyonelleşme sağlanamayan bir bölüm. Tam olarak kendi işi olarak bunu yapan spor yazarı sayısı sanırım 5-6 veya en fazla 10'u geçmez diye düşünüyorum. Halbuki 150-150'ye yakın spor yazarının olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu belli nitelik sıkıntılarını ortaya çıkarıyor ki biz gerek Okun Genç Kaşmaz Başkanlığındaki yönetim kurulunda da bulunduğumda en büyük sıkıntılardan birini bunu görüyorduk. Bu konuda çalışmalar yapıyorduk. Çünkü niteliğin artmaması, medyada tabii ekonomik gücünün çok yüksek olmayan birçok yayın organının da dolayısıyla niteliğe bakmadan maksat işte spor yazarım olsun, maksat spor haberleri bize de girsin mantığıyla gerek haber sekesi açısından doğru işler yapamayan, gerek yazım kuralları konusunda sıkıntı yaşayan, hatta bazen taraflı davranabilmeyi ve bunu da çok normal karşılayabilmeyi gören kişiler çok olmuştu. Son dönemlerde tabii bu konuda biraz daha titiz davranılmaya başlandı tabii, ama bu çok da yeterli düzeyde değil. Benim bu konuda bu sorunları çözebilecek yegane kuruluşun Spor Yazarlar Derneği olduğu düşüncesindeyim. Şu anda Spor Yazarlar Derneği kurumsal anlamda, tesisleşme anlamında çok iyi noktada. Ben hatta Gazeteciler Birliği'nin de çok ötesinde olduğunu düşünüyorum, ancak niteliğin arttırılması konusunda gerek eğitim gerek vesaire konularda çok daha fazla yol alması gerektiğini düşünüyorum. Tabii bu sadece derneğin yapacağı çalışmalarla alakalı değil. Çünkü nasıl sarı basın kartı alan kişiler de gazetecilik yapıyor, almayanlar da. Aynı şey Spor Yazar Derneği üyesi olanlar da yapıyor, olmayanlar da. Dolayısıyla bu noktada yayın kuruluşlarının ortak bir noktada birleşip de belli aşamaları geçmiş kişilere spor yazarlığı yaptırması gerekiyor diyorum, ama konuşmanın başında bahsettiğim noktaya tekrar geliyoruz bu durumda da. Çok fazla buna önem gösterebilecek ekonomik durumu yok medyadaki birçok yayın organının. Dolayısıyla da ben en büyük sıkıntı spor yazarlığında nitelik olarak değerlendiriyorum. Cem Kar. Evet. Hasan abi, sorun var mı? Şimdi Şükrü'ye şöyle bir soru sormak istiyorum. Niye yapıyor insanlar o zaman bu spor yazarlığını? 5-6 kişi bu işten işte geçincelerini sağlıyorlar. Belki, muhtemelen onlar da düşük maaşlarla falan diyorsunuz Şükrücüğüm. Evet. Geriye kalanlar bu işi amatörce yapıyorlar herhalde. Ben cevabını verebilirim. Sevdikleri için yapıyorlar. Maçlara gitmek, yorum yapmak, spor karşılaşmaları hakkında fikir ortaya koymak, o cemiyaların, o cemaatlerin içinde olmak hoşlarına gidiyor herhalde, değil mi? Aynen. Tamam, bu yani biraz da göz önünde bulundurmak insanların böyle bir içindeki saklı egolardan biridir aslında. Onun biraz ortaya çıkması hoşuna gidiyor insanların. Yani biraz yazdığı bir yorumun veya bir haberin ses getirmesi, konuşulması. Bunlar kulüp binalarında vesaire. Efendim? Kulüp binalarında konu oluyor. Bak bu Şükrü'ye de ne yazdı ya
falan derler. Evet. Tabii son yıllarda yaşadığımız çok ciddi bir sıkıntı bu, toplumsal bir sıkıntı. Özellikle internetin yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal paylaşımın bence hem gazetecilik hem spor yazarlığı adına çok ciddi sıkıntılar da oluyor. Çünkü haksız kişiler bile sosyal medya aracılığıyla yaptıkları bir hatanın gazetede yayınlanmasının ardından haklıymış gibi ciddi şekilde yaralayıcı, tahrip edici şekilde, hiçbir kuralın olmadığı bir ortam çünkü, hakaret de dahil buna, spor yazarlarına veya gazetecilere ciddi anlamda saldırabiliyor ve bunun herhangi bir hukuki şu anda karşılığının da olmaması haklıyken, haksızken haklı duruma getiriyor. Gazeteciyi de yaptığı işi doğru yaparken mağdur duruma sokuyor. Dolayısıyla bu spor yazarları için daha gerçekçi bir noktada şu anda, çünkü çok sıcak temas kurulabilecek bir nokta. Çünkü bir teknik adamı yazabilirsiniz, bir başkanı yazabilirsiniz vesaire. Hemen bunun karşılığını isminizle birlikte sosyal medya üzerinden alabilme durumumuz oluyor hakaretler içerisinde. Bu bence genel anlamda medyanın yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri noktasındadır şu anda. Bu da özellikle belirtmek istediğim bir konuydu. Evet. Ama bu sadece spor alanıyla veya spor yazarlarıyla veya spor adamlarıyla sınırlı bir şey değil ki. Aynı şey yani örneğin siyasette çok daha fazladır diye düşünüyorum, evet. Değil mi? Evet, yani, yani gazetecilik anlamında bir, da. Yani sosyal medya üzerinden siyaset yapma, hatta hakaretemiz laflar etme vesaire, mesnetsiz, dayanıksız iddialarda bulunmak, evet, falan. Dolayısıyla aynen, bu bir şey değil. Ama şimdi ben başka bir şeye gelmek istiyorum. Tabii. Senin sorun olarak gördüğünü sanki de Şükrü, ben güzel bir şey olarak görüyorum. Yani insanlar para da almadan, belki biraz masraflarını karşılayacak bir şekilde. Çünkü ben de senelerce o şekilde adam çalıştırdım yani. Tamam. Çalıştıran işin iyi tabii bu. Hayır ama çalışan zaten bütçe için o kadar. Getirisi o kadar. Ben ona biraz sonra değinirim ayrıca. Gidiyor, örneğin futbol karşılaşması izliyor, yazıyor. Yazdıkları tabii gazetelerde çıkıyor, televizyonlara çıkıyor, yorum yapıyor. Paylaşmış oluyor görüşlerini. Bizim spor düzenimizin zaten ancak buna el verdiğini düşünüyorum. Bu manada bir spor yazarı olarak, gençsiniz bize göre, bu spora, bu bizdeki spor düzenine profesyonellik dedim biraz önce, para karıştıkça, eğer profesyonellikten hedef oysa, zaten işlerin bozulduğunu düşünüyorum. Şimdi sorum şu, ne oldu da bu seyirciler azalıyor, değil mi? Ve senin spor yazarlığı yaptığın dönem içerisinde merak ediyorum izlenimlerini, yani başlangıçtan ve şimdiye kadar. Ama ben kendim, yani bu yaşın bir insanı olarak biliyorum ki, örneğin 1974 öncesinde Magosa'da lisede okuyordum. Yani tribünler bizi sığmazdı. Can Bulat Stadı'nın tribünleri, Hısarların üstü dolardı. Gerçi son zamanlarda biraz yine Mausa Türk Gücü seyircisinde hareketlenme var ama yani eskisi gibi olduğunu düşünmüyorum. Ki yani Mausa'nın nüfusu çok azdı. Benzer bir şekilde Lefkoşa'da vesairede onları da duyuyorduk. Hasan, ne oluyor? Soruya Şükrü, yani bu profesyonelleşme, profesyonelleşmesiz dedikçe zannediyorum ki halktan uzaklaşmış oluyor spor karşılaşmaları. Şimdi ben bu ilginin azalmasının futbolumuza ikinci derecede etkili olduğunu düşünüyorum. Yani bunun esas sebebi, birincisi teknolojinin gelişmesiyle birlikte futbol maçlarını insanların televizyonda izleme şansı yakalaması, ki bu da neyi getiriyor? Çok kaliteli müsabakaları izlemeyi daha çok tercih ediyorlar ve tabii Türkiye takımlarına olan ilgi alakanın tavan yapmış durumda olması bir taraftan da Kıbrıs Türk futboluna etki ediyor. Tabii Kıbrıs Türk futbolunun burada hiçbir suçu yok, çok suçu var. Kaliteler geçen gün daha da aşağıya iniyor ve ben yani çok üzülerek gördüğüm bir şey, futbol takımları galibiyetten sonra ellerinde bir alarla
poz veriyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir görüntü göremezsiniz. Ve bunu eleştirdiğinizde de az önce bahsettiğim noktaya geliyor iş. Sanki yapılan çok doğruymuş gibi hemen eleştiriye geçiliyor. Ama düşünün ki bir futbol takımı maçtan sonra bile alkol şişeleriyle poz verebiliyorsa bu noktada o sporcunun hafta içindeki yaşam şeklinin de bir anlamda anahtarı aslında şifreleridir bunlar. Dolayısıyla bizim futbolcularımız kendilerine çok iyi bakmıyorlar. Futbolumuzun evet. seviyesi bir türlü yükselmiyor, kalitesi artmıyor. Dolayısıyla da tribüne gelen insan, ki tribüne gelen insanın da standartlarının da iyi olduğu sahalar beklentisi var. Yani bir gidip bir ovanın ortasında derme çatma bir sahada kaç kişi gidip maç izlemek ister? Yağmurda, havanın soğuk olduğu, rüzgarlı olduğu günlerde çekeceğiniz çileye değmesi gerekiyor. Tabii 15 TL'lik bilet fiyatları da, yani Türkiye'deki bir maçın atıyorum Başakşehir Kasımpaşa maçının bilet fiyatı 2-3 TL'yken bizde çok kalitesi sorgulanacak bir karşılaşmanın bilet fiyatı 15 TL olabiliyor yani. Dolayısıyla da yani eğer çekici bir taraf yoksa insanlar ben bu maça niye gideyim der. O paraya ay sonu bir üyelik alırım. Türkiye'deki maçları oturur izlerim. Fenerbahçe izlerim. Galatasaray izlerim de. Eminim dün akşam Galatasaray-Lazio maçına bizim buradaki maçlara gitmeyen kadar çok Kıbrıs'ı seyirci gitmiştir. Bu diğer maçlar için de geçerli. Fenerbahçe'nin salı günü oynadığı maçta da eminim bu sayı çok yüksektir. Dolayısıyla burada aslında toplumsal anlamda yaşadığımız çözülmenin de bir yansıması olarak görüyorum ben bunu. Kendi ortak değerlerimize ortak tepki vermek yerine bundan kopmuş durumdayız. Farklı değerlere daha fazla tepkiler veriyoruz. Evet. Son zamanlarda bir az önce Hasan'a benim de söylediği gibi bir kulüplere bir tekrar geri dönüş yaşanmaya başladı. Şimdi Lefke seyircisinin Kıbrıs Kupası'nda yaklaşık 7-8 bin kişiyi bir araya getirmesi ciddi bir dönüm noktasıydı solda. Küçük Kaymaklı'nın belli bir seyircisinin her zaman olması ortada. Yalnız sıkıntı Küçük Kaymaklı ve Mavsa Türküç dışında şehir takımlarında ciddi bir seyirci azalması var. Özellikle Yeni Cami, Çetinkaya, Gençlik Gücü bu konuda çok sıkıntı yaşıyor. Doğan Türk Birliği'nde bir toparlanma var, Ocak'ta var. Ama dediğim gibi özellikle merkezde Lefkoşa'daki bu en çok mazisinde şampiyonluk bulunduran kulüplerden bahsediyorum. Ciddi bir dağılma süreçleri geçiriyorlar. Bu da aslında çok daha fazla irdelenmesi gereken konuların başına geliyor. Evet. Şükrücüğüm teşekkürler. Yani anladığımı söyleyeyim. Şunu söylüyorsun. Futbol izleyicimiz var. Gerekirse bunlar İstanbul'a gidiyorlar. Evet. Orada da izliyorlar. Evet. Burada önemli nokta futbolun kalitesinin düşmesi, izleyiciyi çekmesi açısından bir. İkincisi de ekonomik nedenler diyorsun. Çünkü işte İstanbul'da bir maç izliyorsun 2 lira 3 liraya Başakşehir'i vesaireyi. Ama bizde o kadar ederi olmasa da 15 lira 10 lira ekonomik, fiyat adı. Hiç Hayal. Öyle bir şey söylemedi. Söyledi. Şunu öyle bir şey söyledin mi Şükrü ya? Yüksek dedi rakam, onu vermek yerine adam gidiyor. Şunu söyledi. Zaten üstada gitsin, o zamanı ayırsın. Verdiği paranın karşılığı. 10 lirayı, 15 lirayı düşündüğünden değil. Değil, evet. Yani, ama sonu günü sonu onu düşünüyor. Çünkü adam uçağa biniyor, gidiyor bir gecede. Ben başka bir şey mi söyledim yahu? Hayır, paraya bağladın. Para sıkıntısı var demedim ki. Fiyatı düşürün, bu da var ıslatlar dolacak gibi bir durum çıktı. Ekonomik nedenlerle dedim. Tekrar izleriz Şükrü, şimdi bizi boş verse. Şöyle söyleyeyim o zaman. 15 TL'ye eğer burada Atletico Madrid Roma maçı olursa insanlarımız gider. Ama 15 TL'ye atıyorum Girne-Alkevi Yalova maçı ve çok keyifsizse bu maç atıyorum. Takım isimler önemli değil. Eğer kalitesi düşükse o maça gitme konusunda tereddüt eder. Yani karşılığını alma konusunda sıkıntı var. Yani süper. Verilen paranın karşılığını alma konusunda sıkıntı toparladım. Var. Verilen para da değil. Evet, tamam, ben yanlış söyledim. Tamam. Teşekkürler Şükrü. Yok, tamamdır. Farklı bir bakış açısıydı. Ben teşekkür ediyorum çok yayınınızı aldığınız için. Teşekkürler Şükrü. Bu konuda tabii irdelenmesi çok önemli ve güzel. Çünkü bu konular konuşulabildiği sürece daha iyiye gidebilme şansı yakalar. Dolayısıyla da Cem Kara ve tabii Hasan Ağabey'e çok teşekkür ediyorum bu konulara izlediği için. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Şükrücüğüm. İyi günler. Kolay gelsin.
Teşekkürler. Efendim Şükrü Burak'ın spor yazarı telefon hattımızdaydı. Bu hafta Cuma günü biliyorsunuz her hafta Cuma programımızda farklı konuları işliyoruz. Bu hafta da spor yazarı olmayı konuşuyoruz. O gün Genç Kaçmaz birazdan telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nin bir önceki başkanıydı. O gün Genç Kaçmaz. Hem de spor yazarı kendisi, spor yorumcusu. Kendisiyle konuşacağız. Hasan abi şu anda önümde 8 tane gazete. Bak sana bir istatistik veriyorum. Hemen şu an. 8 gazete var. Bu isimleri vermeyeyim. Çok önemli değil. Bir istatistik çünkü bu. 8 gazeteden bir tanesi spor haber diye hiçbir şey yapmıyor zaten. Öyle bir derdi yok. Spor diye bir şey yok. Bu 8 gazeteden 4 tanesinde spor servisi diye bir şey yok. Bak spor servisi yok. Spor müdürü yok. Editörü yok. Hiçbir şey yok. Evet, evet. Bu 8 gazeteden 3 tane... Anlıyorum ne dediğini merak etme. Bak 3 tanesinde spor müdürü var. Tamam mı? Bildiğin spor müdürü diye yazmış. Diyor ki spor müdürü. Hasan Erçakıcı. Tamam mı? İsim var yani. Bir tanesinde de spor müdürü hiçbir şey yok. Sadece editör var. Editörlerden biri. Onun yanında da işte mesela editör yazmış. Haber demiş. Editör demiş. Web demiş. Editör demiş. Spor demiş. Yani belki daha doğru bir şey o. Spor editörü. Çünkü müdür nedir falan tamam, değil. Neyse. Evet. Aynı şey kastediyorlardır. Mantık muhtemelen. Aynı tabii. Her neyse sonuçta günün sonunda 8 gazeteden 4'ünde yani %50'lik bir oran var. Şey var yani sporla ilgili künyeden bahsediyorum bu arada. Künye kısmında sporla ilgili bir isim var. Onu görebiliyorsun. Böyle bir istatistik vermiş oldum sana. Bunu nasıl yorumlarsın bilmem. Bu arada şimdi bağlantımız varmış. O gün böyle bile tamam, diyorum. Tamam şimdi şeyi söyleyeyim. Yani bu spor servisinin bazı gazetelerde olup olmaması uzun zaman ciddi tereddütlere neden olabilir. Çünkü belli bir gideri vardır. Evet. Ama sizin gazetenizin bu nedenle tıraş veya reklam alacağı gibi bir beklentiniz olmaz. Tamam. Çünkü nihayette spor izleyicisi gazete okuyacaksa bunu en iyi spor kadrosunu oluşturabilen gazeteden okur. Hadi bunu zorlamaya çalışan diğer bir iki gazete olur. Maddi gelirleri bakımından. Evet. Maddi durumları, mali durumları bakımından. Dolayısıyla aslında bir süre sonra siz bu spor sayfalarını yapmakla sadece bir gider oluşturduğunuzu fark edersiniz. Gün, bir getirisi olmadığını fark edersiniz. O gün Genç Kaçmaz telefon attığınızda. Dolayısıyla vazgeçersiniz. Yani mi? Ya evet zaten mesela Kıbrıs Postası onu söylüyorsun soralım. Muhtemelen. Dinliyordur o gün. Mesela Kıbrıs Postası yeni yayın hayatına atıldı. İddialı atıldı. Farklı mizampaj, farklı haberler vesaire. Ama buna rağmen spora hiç bulaşmadı. İstemiyor. Neden? Çünkü belki de masrafının 1/3 kadar yani yazı işleri masrafından söz ediyorum. Tamam mı? Yani yazı yani. İşleri için haber toplamak, yazı toplamak, üretmek için harcadığının 1/3 kadar spor için harcaması gerekir. Tamam. Ama bir getirisi olmayacağını hesap ediyor. O gün Bey günaydın. İyi yayınlar dilerim. Cem Bey, Hasan Bey iyi yayınlar günaydın. Günaydın O gün Beyciğim. Evet. Hayırlı günler. Evet hayırlı günler. Hocam şimdi... Az önce istatistik verdi. İstatistik değil aslında. Önümüzdeki gazeteler üzerinden bir rakamları konuştuk. Duydunuz mu bilmiyorum. İşte 8 gazeteden 4'ünde sporla ilgili hiçbir şey yok. Zaten hani editoryal anlamda da yok. Evet, doğru. Diğer işte 4 gazetede editör var ya da spor müdürü yazılmış. Bir servis kurulmuş gibi gözüküyor. Bunu konuşuyorduk. Hasan abi de bir yorum yaptı. Bunu da duydunuz herhalde. Sizin yorumunuz nedir? Yani bu spor yazar olmak öyle yazdık zaten. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde spor yazar olmak ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde spor haberleri bunu konuşuyoruz. Sizin yorumunuz nedir? Teşekkür ederim. Böyle bir konuya ildiğiniz, masaya yatırdığınız için öncelikle. Buyurun. Şimdi tabii spor ülkemizde basında özellikle son zamanlarda daha fazla yer tutmaya, konuşulmaya, tartışılmaya başladı. Ama yeterli mi? Hayır. Şimdi spor yazarlığı ben 6 yılda başkanlığını yaptım. Temmuz'a kadar 2015 Temmuz'a kadar Spor Yazar Derneği'nin başkanlığını yaptım. Üye yapısını da çok iyi biliyorum. Yani bizim önümüze gelen üye başvurularının bir bölümünü onay veriyoruz, bir bölümünü vermiyoruz. Belirli kriterler var. Bir yıl boyunca
bir spor gazetesinde veya medya kuruluşunda spor servisi olan, spor programı yapan medya kuruluşunda çalışması gerekiyor. Düzenli haber yapması gerekiyor. Onun dışında bir yatırım veya kriter aranmıyor. Şimdi en büyük sıkıntı baktığımızda şu an 95 kayıtlı Spor Yazar Derneği'ne üye var. Yani bu azımsanacak bir rakam değil. 95 spor yazarı üyesi var. Bu sayı 50'lerden 60'lardan bu sayıya çıktı ki bayağı da talep var. Yani sırada bekleyen var diyelim. Zamanı işte bir yıllık süreyi aşıp bu düzenli haber yapma konusunda. Bir talep var, bir heyecan var. Ama baktığımızda maalesef genelde büyük bir kısmı %90'ı yani %85'i bir dönem yaptığımız araştırmada %87'siydi. %90 civarında ikinci iş hatta üçüncü iş olarak yani ekmek kapısı olarak değil yaptığı mesleğin yanında spor yazarlığını gerek sporu sevdiği için gerek eski sporcu olduğu için spor yöneticiliği daha önce yapıp çeşitli sorunlardan belki maddi konulardan ekonomik aşmazlardan ülkenin içinde bulunduğu ambargo ve diğer sorunlardan dolayı bu görevini bırakmış olan arkadaşların spor basınına görüşlerini paylaşmak yorumlarını aktarmak için katkı koyma adına girdiği bir sektör oldu. Ve örneğin ben de lisede öğretmenim. Sporun içinden geldik ve işte 25 yıldır bu işi yapıyoruz. Gönüllü olarak yapıyoruz. Zaman zaman öğretmenlikten daha fazla zaman ayırdığımız oluyor. Hafta içi olsun. Hafta sonu zaten full. Televizyon programları, maçlar, yorumlar, televizyon, gazete derken. Dolayısıyla spor yazarlığı belli bir ivme var, belli bir sorumluluk var. Eğitim süreçleri giderek yükseliyor. Ancak bu konuda yine de çok yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Ancak şu an son yıllarda özellikle spor basını içerisinde farklı branşlara da eğilme başladı. Sadece futbol değil, salon sporları, voleybol, basketbol, atletizm, okul sporları sayfalarda ya örneğin Türkiye ile karşılaştırdığımızda azımsanmayacak oranda yani halka daha fazla ulaşmak, hatta daha fazla sevdirmek, evet. Sadece sporun futbol odaklı olmadığını aşılama adına böyle bir güzel gelişme de var. Hatta bunun karşılaştırmasını yaptık. Antalya'da yaptığımız seminerde Ocak ayında sayfalarda ve televizyon ve radyolarda yapılan programlarda çok büyük bir oranda birçok spor dalına yer veriliyor, tartışılıyor, konuşuluyor. Yani spor yazarlığı ülkemizde profesyonelleşmese de işini bir profesyonelce yapan, kuralları yazı ve program, televizyon programlarında hitap şeklini kendini geliştiren profesyonel hazırlık yapan ve bu işe ciddi anlamda mesai harcayan spor yazar arkadaşlarımızın olduğunu görüyoruz. Gazeteler tabii ki ekonomik olarak az önce Hasan Bey değindi. Doğrudur. Kıbrıs Postası buna bir örnektir. Ellerindeki diğer imkanları öncelikli olarak iç haberlere ayırdıkları için zaman zaman ya spor servislerini bir kişiyle iki kişiyle yürütmeye çalışıyorlar ya da işte Kıbrıs Postası gibi sporu dışarıda bırakıyorlar. Yansıtmıyorlar. Almıyorlar. Ya da çalıştırdıkları personele yeterli derecede işte part time olduğu için de günde işte 3-4 saat olduğu için de yeterli ekonomik imkanı sağlayamıyorlar. Yani işlerinde bulundukları durumdan dolayı. Bu konuda bir sıkıntı var. Yani verilen emekle yani üyelerimizin en büyük şikayetlerinden biridir. Harcadıkları zamanla, verdikleri emekle aldıkları ücretin birbirini tutmadığını, arada ciddi bir fark olduğunu ve bir müddet sonra da motivasyonlarını kaybedip biraz gerilediklerini, hatta bu işi hayat şartları zorlaşınca bıraktıklarını görüyoruz. Evet. Çok
Yani özetledi, çok iyi özetledi. Evet, Bugün Bey. Yani, spor yazarlığı konusunda belki hocalığından da kaynaklanan bir şekilde sorulacak bir şey bırakmadı o gün Bey de. Ben şey sorayım. Aynı şey zaten o gün Beyciğim, yani sporcuların kendinde de yok mu? Vardır. Ve şunu da sormak istiyorum ama. Hedef yanlış değil mi? Yani profesyonelleşmek, yani ya spor yazarlığından veya da spordan bütün hayatını kazanmak gibi bir hedef Kuzey Kıbrıs'ta gerçekçi olabilir mi? Yani. Hatırlarsan şey vardı, hayretle ve şu an şunu hatırladı hem sana hem izleyicilere de hatırlamış olur. Malta ile Türkiye'nin yaptığı bir maç vardı. Ben tabii bu kadar yakından izlemediğim için siz şimdi doğrusunu söylersiniz. Türkiye'ye gol mü atmışlardı? Neydi? Kebapçıydı galiba adam, değil mi? Evet. Evet. Yani kebapçı evet. Mıydı? Kafeci miydi? Ne böyle? Kasap vardı, şoför vardı, kebapçı vardı. Ha. En çok mesela. Tamam, yani bu o ülke, yani şimdi Malta ne olacak? Nüfusu ne kadar? Yaratabileceği şey, yani show business'e döndürmek için imkanı kısıtlı. Yani tribüne kaç kişi toplayacak? Daha para kazansın. Veya reklam geliri ne kadar reklam olacak? Geliri olacak vesaire de tam profesyonel bir şey olsun. Ama nihayette bak ne güzel oynuyor insanlar. Spor yapıyorlar. Evet, ne diyorsunuz? Yani bizde de yani yanlış değil mi profesyonelleşmek? Evet. Buyurun. Şimdi profesyonelleşme doğrudur, katılıyorum. Nüfus, ekonomik değer, kendi ülkende bu konuya, sporcuna, kulübüne ayırdığın bütçe, sponsorluklar, katkılar hepsi bir aradadır. Yani bir değerdir sonuçta, bir sektördür. Bizim ülkemizde doğrudur. Tribüne gelen ve kulübe yaptığı, federasyonuna yaptığı katkı çok çok sınırlıdır. Dolayısıyla pasta bu noktada profesyonelleşme mevcut hem ekonomik hem siyasi yapı içerisinde hem nüfus yapısı içerisinde çok zordur. Onu kabul ediyorum. Ancak işini profesyonelce yapan insanlara da belki hayatını kazanacak oranda değil ama tırnak içinde söylüyorum 100-150 TL vermeyeceksiniz. Yani en azından onun değerini, onun yaptığı işin, harcadığı mesainin belli bir ücretini daha yukarılara çekerseniz, onu daha fazla oralarda tutmak için çabalarsanız, yani onun profesyonelce olaya bakışını en azından hayatını sadece spor yazarlığından kazanma değil ama alacağı ücretin, verdiği emeğin belki yarısı, yani saate vurduğunuzda çalıştığı, devlette çalıştığının 3-4'te biri, 5'te biri bile olsa o adam motive olur, daha fazla sarılır. Sporcu da böyledir. Yani kendi sorumlulukları vardır. Haftada 5 antrenman yapar ama zaman zaman 2 ay bir vuruş almaz. İşte zaten tam da bakın, dediğim... Malta örneği verdiniz. İzlanda örneğini geçiyorum. İzlanda Türkiye ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda aynı gruptaydı. Türkiye son anda kaldı. İzlanda daha önceden Avrupa kupalarına gitmeye şey verdi. Çok başarılıydılar. Ve bu konuda onların da futbolun yanında birçok meslekle şoför ve öğretmen futbolcuları vardı. Ama adamlar müthiş bir disiplin içerisinde çalışıyor. Müthiş bir sistem kurmuş. Onlar Akdenizli değil ama. Yani orada başka faktörler var canım. Yani adamlar karın buzun içinde yaşar. O disiplinden uzaklaştığı anda zaten ölür. Hayatta tutunamaz. Akdenizliyiz biz, Maltalılar, Kıbrıslılar vesaire. Biz yani günü yaşarız. Doğrudur, Akdenizliyiz, Türk'üz, ambargolar altındayız. Ama hep mazaretlerin arkasına da saklanmaktan birçok görevimi bizim, de yapamıyoruz. Bizim çok Ogüncüğüm, ama karakterden uzaklaşamayız. Bak bir şey var bugün. Ben bunu paylaşmak istiyordum. Çok ilişkili değil ama biraz ilişkilidir. Özür diliyorum. Bugün Rasık Reşat'ın köşe yazısında okuyucu karar verdi, biz de uygulayacağız diye bir şey var. Başyazı niteliğinde Rasık'ın Kıbrıs Postası'ndaki yazıları. Tabii Kıbrıs Postası çıktığı günden spor servisi yok. Spor haberlerine ender olarak yer veriyor. Yani diğer haber kriterlerini de karşıladığı zaman o haberler. Ve diyor ki bugün okuyucunun bize aldırdığı karar ise son derece basit. Dijitalde
internette çok iyisiniz, daha iyi olun. Biz artık basılı da değil, sizi internetten takip ediyoruz ve daha fazlasını istiyoruz. Biz de kağıt baskılı edisyonumuzu çok yakın bir gelecekte durdurma ve bütün gücümüzle internet edisyonumuzu evet. daha da geliştirmeye vesaire evet. falan. Yani bak bugün bir kara haber mi bu? Bir yeni haber ama yani bilmiyorum Cem nasıl diyecek yani bir iletişimci olarak. Kıbrıs Postası Genel Yayın Yönetmeni bize duyuruyor ki yakın bir gelecekte bırak spor servissiz gazeteyi basılı Kıbrıs Postası elimizde olmayacak. Olmayacak. Eskiden evet. olduğu gibi yine internetten Kıbrıs devam Postası'nı izlemeye devam edeceğiz. Yani evet. şu bağlantıyı kuruyorum. Profesyonellik falan diyoruz da işte hayatta karşılığı olmayınca hiçbir şeyi sürdüremiyorsunuz. Evet. Dolayısıyla spor yazarlığı da spor gazeteciliğimizde biraz buna benziyor. Ama aslında bu spor düzenimizde de bunu dikkate almamız gerekiyor. Bir sorun vardı, vakit doldu. Bunu sorayım, başka bir zaman cevaplandırırsın. Mesela bu Afrikalı futbolcular, bir dönem Bulgaristan'dan çok yaygın futbolcu geliyordu. Ve bunlara para ödüyordu mesela kulüpte. Benim dönemde Jack vardı. Jack. Mesela bunun mesela katkısını çok merak ediyorum. Bırak meraklı bir şekilde bekleyelim o gün evet. bakalım ne diyeceksin. Başka bir programda başka bir daha uzun. Bir konu bu çok derin kesinlikle. Bir konu. Gördün mü? Evet. Çok teşekkürler o gün hocam. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir sohbetti. Çok sağ ol Ogün Beyciğim. İyi hafta sonları diliyoruz. Bu hafta sonu tabii maçlarla dolu geçecek. Tamam, şimdi İyi karşılaşmalar, iyi işler. Evet, görüşürüz hocam. Şimdi yayına bir fotoğraf koyacağız Hasan abi. Sana bir soru soracağım. Verelim arkadaşlar. Burası neresi? Kervansaray olabilir, olmayabilir. Yanında binalar var. Kervansaray. Bu Kıbrıs'ın kuzey sahillerinde bir koy. Çünkü güneş karşıdan batıyor, doğudan çekilmiş batıya karşı. Gün batımı kızarmış, güzel değil gün mi? Gün batımı, evet. Çok güzel. Şarkısı? Evet, şarkısı bugün vaktimiz kalmadı şarkıya ama bu fotoğrafla veda edeceğiz. Bu fotoğraf Kervansaray'da dün çektim ben. Telefonla çektin. Tabii. Tamam sen şimdi bu telefonla fotoğraf çekiyorsun. Fotoğraf makineleri ne olacak kardeşim? Ya bak gördün mü hayat nasıl değişiyor? Yok. Onlar geçti abi hepsi. Geçtiği gibi başka şeyler de geçiyor. Tabii. Şimdi efendim veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta pazartesi buluşacağız. Bu fotoğrafı neden yayınladım? Çektim, size gösterdim. Facebook'ta da yazdım. Burada da söylemiş olayım. Eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gün batımını görmediyseniz çok şey kaçırmışsınız demektir. Bu yüzden de bizi biliyorsun yurt dışından izleyenler de oluyor. Onlara da bu mesajı iletmiş olalım. Ama ben tanıdım fotoğrafı gördün. Tabii tanıyacaksın tabii. Yani Kıbrıs'ta Türk'sün haliyle tanıman lazım. Ama bak nasıl görüyor musun fotoğrafı? Orada yukarıda şeyde evet. diğer ekran. Herkese iyi günler diliyorum. Bu fotoğrafla veda edelim. İyi hafta sonları. Güzel bir gün batımı bugün yarın pazar akşam üzeri yaşayın. Kim evet. Cem de garibim. Yaptığı işin bir karşılığı olsun. Evet yani en azından karşılığını almış olalım. Keyfine varın demeye çalışıyorum. Sadece evet yurt dışı keyfine için varın. Görün dedim yalnız. Yurt dışı için. Keyifli bir şey yapın. Deyin ki bravo bu cihaz bunu bize hatırlattı. Evet, o da mutlu olsun böylece. Evet kendinize keyifli dakikalar hediye edin. En azından gün batımını izlerken. Hoşçakalın. Kanal Şirketler Grubu ve Ermataş Limited'in sunduğu bakış açısı sona erdi.
çılgın.